Herkese selam tekrardan kanalıma ve yepyeni videoya. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün 5'te kalkıyoruz ve ders çalışmaya çalışıyoruz ve ayrıca de konuları yetiştirmeye çalışıyoruz. Beşte kalkmama rağmen çok enerjik hissediyorum, çok iyi hissediyorum ve hiçbir şekilde uykulu hissetmiyorum. Galiba 5'te kalkmayı özlediğimden dolayı olabilir, emin değilim. Ama gerçekten 5'te kalktım. Bakın, şu an saat 5.20 ve 5'te kalktım. Üzerimi değiştirdim, yatağımı topladım, pijamalarımı topladım gibi gibi. Hani sabah kalkınca yapılan klasik işlerimi yaptım. Şimdi ise kahvaltı edeceğim ya da direkt ders çalışmaya başlayacağım. Ama kahvaltı edersem, kahvaltı dediğim de şey yemek, çerez yemek. Eğer ki yani gevrek yemek. Gevrek yersem eğer ki bir tık daha iyi uyanabilirim diye düşünüyorum. Ama zaten yeterince uyanmışım ama aç karnına da çalışabileceğimi hissetmiyorum. O yüzden bugün neler yapacağımı gevrek yedikten sonra konuşalım. Ondan sonra plan programımızı yaparız bence. O zaman başlayalım. Ben bence çok uykulu değilim. Bunun önce galiba 2 tane daha 5'te kalkma videosu çektim ve bence onlarda çok daha fazla uykuluydum. Sadece biraz sesim kötü olabilir ve bağıramıyor olabilirim. Bağıramıyor olmamın sebebi evdeki herkesin uyuyor olması. Sesimin kötü olmasının sebebi de 5'te kalkmış olmam olabilir bence. Selam. Şimdi küçük bir şekilde kahvaltı yiyip yani bir şeyler atıştırıp kahvaltı diyemeyiz buna da küçük bir şekilde bir şeyler atıştırıp geri geldim ve şimdi ders çalışacağız. Bugün neler yapmak istiyorum onlardan bahsedeyim hemen hızlı bir şekilde. İlk başta paragraf yönetiminden paragraf çözeceğim. Hazır 5'te kalkmışım, zamanım var. Hani paragraf çözeyim diyorum. Burada da şuradayım tam olarak. Tam olarak şuradayım. Şu kadar sayfasıyım kaldı ve az kaldı yani. O yüzden buradan ilerleyeceğim. Daha sonrasında matematik eğit soru bankası var. Geometriye biraz çalıştığım için buradan geometri sorularını çözmeye çalışacağım. Umarım yapabilirim. Yani biliyorsunuz geometride biraz az güveniyorum kendime. O yüzden de umarım yapabilirim diye düşünüyorum. Buradan iki test çözmeyi düşünüyorum. 103 ve 102, 103 ve 104. testleri şu şekilde. Umarım yaparız diyelim. Daha sonrasında ise kimya çalışmayı düşünüyorum. Bence bu 3 ders zamanımı alır yani tam olarak bugünü doldurur. Bir de en son belki kitap okuruz. Ondan sonra videoyu bitiririz zaten. Bundan da EİS kimya soru bankasından çözmek istiyorum. Çünkü aslında bu EİS'ler benim için çok önemli. Çünkü hocalarımız aldırdı bu kitapları bize. Hem kimya ve hem matematik hocalarımız. Ve önem veriyorlar. Ve sınavda da buna benzer sorular gelebiliyor. Bazen de sadece sayılarını değiştirilmiş halde gelebiliyor. Ve sene sonunda kimya hocamızla kontrol yaptığı için bizim için yine önemli bir kitap. Ama ben bunun cevap anahtarını... Ben bütün kitaplarda cevap anahtarlarını arkadan koparırım. Sürekli arkaya böyle çevirip bakmak. Aa, buradaymış. Buradaymış. Araya koymuşum. Tamam, az önce yoktu. Daha önce çözdüğüm testleri de kontrol edememiştim o yüzden. Çünkü cevap anahtarını bulamamıştım. O an bakmamışım demek ki doğru düzgün. Arkadan koparıyorum. Böyle arkaya çevirip bakayım diye. Şöyle yaptım sadece. Arkaya çevirip bakmak çok zor dedim. Buldum o an. Neyse bu testi de kontrol ederiz. Ondan sonra da devam ederiz zaten. Evet böyle. Arada ara veririz bu arada. Ben şimdi bir ilk önce paragrafa başlayayım. Sonra belki ara veririz. Kimya yaparım, ara veririz. Matematik yaparız. Bir ilerleyebiliriz. Kendimi çok iyi hissediyorum. Hep 5'te kalkasım geldi şu an. Ben o zaman paragraf çözmekle başlıyorum. You're gonna wanna be my best friend, baby.
Selam, şimdi ben paragraf ve kimyayı hallettim iyi bir şekilde. Paragrafta ne kadar çok ilerlediğimi gördüm bu aralar gerçekten. Paragraf çözmek çok hoşuma gidiyor zaten. Normalde LGS zamanında da paragraf çözmek çok hoşuma gidiyordu. Şu anda da çok hoşuma gidiyor çünkü yapabildiğim şeylerden biri, yani yaparken keyif aldığım şeylerden biri ayrıyetten de. O yüzden keyifli paragraf çözmek. Ve şimdi hava aydınlanmaya başladı bayağı çünkü şu anda saat 6:10. Ve ben de matematikle devam edeceğim şu şekilde. Bundan çözeceğim geometri kısımlarını. İstiyor muyum? İstemiyorum. Ama çözmek zorundayım çünkü yani matematik 6 katsayıya sahip derse çok önemli aslında. Ve ne kadar önemli olduğunu aslında hep biz biliyoruz. Ama zor, çok zor. O yüzden yapmak da çok zor ve üçgen temelim olmadığı için yapamıyorum bazı soruları. Çünkü üçgen teoremleri falan filan bilmiyorum. Öğreniriz umarım diyerekten ben buradaki testlerden çözmeye gidiyorum. Ondan sonra da büyük ihtimalle zaten ders kısmını kapatır. Biraz kitap okuyup artık okula gideriz diye düşünüyorum. Çalışmayı bitirdim. Çok yoruldum. Yani gerçekten çok yoruldum. Matematik haricinde kalan bütün derslere çalışsam bu kadar yorulmam. Matematik beni çok yoruyor. Özellikle yani zaten hani denklemler falan çalışmak da çok yoruyordu ama geometri çalışmak daha da yoruyor ve matematik gerçekten zor bir ders. Ve ayrıca TYT'de de en çok etkileyen derslerden biri. O yüzden aslında çok önemli ama yapamıyorum yani. Matematik zekası denilen bir şey var. Ne kadar çok çalışırsanız çalışın, başka hiçbir derste çalışmayın, sadece matematik çalışın, yapamıyorsunuz. O yüzden eğer siz de benim gibi matematiği yapamıyorsanız, ki yapabiliyorsanız gerçekten tebrik ederim. Harika, büyük bir zeka bence. Ama yapamıyorsanız eğer ki üzülmeyin. Çünkü herkes yapamaz. Yani zorluyor ve yoruyor insanı. Ama şimdi okula gitmeme çok az kaldı. Az sonra giyinip okula gideceğim. Ama ondan önce de kitap okuyayım da dedim. Hani onu da aradan çıkartayım dedim. Bu kitaba da yeni başlamıştım. Buna devam etmek istiyorum. Bu yazarı da sevdiğim bir yazar. Betimlemelerini ve anlatım dilini çok seviyorum. O yüzden yeni almıştım bu kitabı da okumaya başlamıştım. O yüzden buna da devam edeyim ve videoyu kitabımı okuduktan sonra bitiririm diye düşündüm. O zaman ben kitap okumaya gidiyorum.